mutluluk sihrini yapmanız için peri kazanınızın içine bir tutam adam otu atmanız gerekiyor. İşte az önce hazırladığınız karışımın içine attığınız bir tutam adam otu sihrinizi ateş rengine veriyor. Evet, bir tutam adam otu. Ay ne kolay bir tarifmiş mutlu olmak için. Merhaba Taceddin'cim. Merhaba Perihan. Aa, sen tatile çıkmayacak mıydın? Şimdi çıkıyorum işte. Gitmeden önce sizlere bir hoşça kal demek istedim. Nereye gideceğine karar verebildin mi bari? Evet Taceddin'cim. Nereye gidiyorum biliyor musun? Peri Harikalar Diyarı'na. Aa, nasıl bir yer orası? Adını ilk defa duydum Perihan. Ben de görmedim Taceddin'cim. Peri kitabına baktım. Ay, harika bir yer. Düşünebiliyor musun? Bu gökyüzünde bir ada. Bir tarafı kış. Lapa lapa kar yağıyor. Kayak yapabiliyorsun, karda yürüyüş yapabiliyorsun. Öte taraf yaz. Deniz. Yüz yüze bildiğin kadar su kayağı yap. Ne istersen yap. Nefis bir yer. Ay, inanılacak gibi değil. Ve Taceddin sakın şaşırma. Adanın bir ucundan bir ucuna ne kadar sürede gidiyorsun biliyor musun? 2 saniye. Vay canına. Keşke peri olsaydım da ben de böyle bir yerde tatil yapabilseydim. Keşke Taceddin'cim, keşke. Neyse. Sana iyi eğlenceler arkadaşım. Son zamanlarda perilerle uğraşmaktan kafanı dinleyemedin. Bu tatil sana iyi gelecek umarım. Umarım öyle olur Taceddin'cim. Benim yokluğumu fırsat bilip bazı periler kötü kötü sihirler yapmazlar dilerim ki. Dudu'yu kastediyorsan benim gözüm onun üzerinde olacak, merak etme. Bir terslik hissedersem ne yapar eder sana haber veririm. Yaşa benim güzel arkadaşım. Nerede Dudu sahi, ona da bir veda etmek istiyorum. Odasında Peri TV'deki sihir programını seyrediyor. Peri TV. Ha, demek o zaman benim görünmez olarak gitmem gerekiyor. Hayır, Peri TV öyle kötü sihirler falan göstermez ama neyse, ben yine de görünmez olarak gideyim. Hadi benim güzel arkadaşım, hoşça kal. Hoşça kal Perihan. Sağlıcakla git gel. İyi eğlen. Sağ ol Taceddin'cim. Kendine iyi bak, olur mu? İşte bu sabahki sihrimizin sonuna geldik. Bu sihri yapan bütün periler çok mutlu olacaklar. Ben mutlu oldum bile. Bugün dünyanın en mutlu, en iyi perisi olacağım. Herkesin istediğini yapacağım. Hep güler yüzlü olacağım. Şimdi malzemelerimizi son bir defa hatırlayalım. 1 tutam Arap saçı, 3 peri kaşığı zencefil, 1 tutam adam otu. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın sabaha kadar size sihir dolu günler diliyorum. Kendime şu mutluluk sihirini yapayım. Aa, ay defterim nerede? Merhaba Dudu. Aa, Perihan, sen nereden çıktın? Ne zamandır buradasın? Yeni geldim, yeni geldim. Kızma ama azıcık seni izledim. Hı, bu sefer yanıldın ama kötü bir sihir yaptığımı sandın. Masum masum Peri TV'den mutluluk sihiri tarifi öğreniyordum. Niye gülüyorsun? Nasıl gülmeyeyim Duducuğum, nasıl gülmeyeyim? Etrafında mutlu olman için o kadar çok sebep varken ne diye sihirle mutlu olmaya çalışıyorsun? Bir tane söyle. Mesela çok tatlı 2 tane kızım var. Evet ama onlar şapşallarla evli. Seni çok seven Taceddin var. O da beni aldattı. Birbirinden şeker torunlarım var. E onlar da okula gidiyor. E sen tabii etrafına böyle mutsuz gözlerle bakarsan mutsuz olursun. Böyle biraz da mutlu olmaya çalış. İyimser bak çevrene Tutucuğum. 400 yaşımdan sonra polyanacılık oynayamam canım. Ah Dudu, ah.
Belki farkında değilsin ama sen dünyanın en şanslı perisisin. Biliyor musun? Çevrende ben dahil hiçbir perinin seninki kadar sevgi dolu, kalabalık, renkli bir ailesi yok. Periyancığım, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ama senin de benim gibi şapşal damatların olsaydı mutluluk sihrinden medet umar mıydın, ummaz mıydın bakalım? Aman peki peki, ben susuyorum. Ne konuşsam boş zaten. Sen hayatını nasıl görmek istiyorsan öyle göreceksin. Ama biliyorum ki günün birinde ne kadar şanslı bir peri olduğunu anlayacaksın. Canım benim, bu sabahki hayat dersin için çok teşekkür ederim. Şimdi müsaade edersen sihir yapacağım. Müsaade ediyorum hayatım ve sana hoşça kal diyorum. Biliyorsun ben bugün seyahate çıkıyorum. Aa, biliyorum. Peri harikalar diyarına gidiyorsun. Ah, bunu da nereden öğrendin? Ya hayatım, sen beni nasıl gözetliyorsan ben de seni gözetliyorum. Hadi geç kalma, seyahatine çık. Hadi bay bay. Bay bay. Aman Duducuğum, ben yokken. Hoşça kal Duducuğum. Aa, Perihan, sen gittikten sonra kötü bir sihir yapmayacağım ama en azından seni de biraz huzursuz ettim. Oh olsun. Evet, şimdi mutluluk sihrimizi yapalım. Hadi bakalım, sihirli tezgahım gelsin. Oldu herhalde. Ay, çok güzel kokuyor. Bakalım bu mutluluk sihri işe yarayacak mı? Çok hoş. Ay, şimdiden mutlu hissediyorum kendimi. Galiba önüme gelen herkese sebebini sormadan mutluluk dağıtacağım. Ay, ne güzel. Ay, bunu gidip hemen kızlarımla paylaşmalıyım. Taci, ne haber? İyidir, senden? Ay, iyiyim, iyiyim ne demek? Çok mutluyum, çok. Ha hay. Hayırdır, ne oluyor? Hayret, Perihan aşağı inince sana söylemedi mi? Yukarıda ben kendime mutluluk sihri yaptım. Nasıl yani? Ne yaptın? Madem ki kızlarımı kocalarından ayırıp mutlu olamadım, ben de Peri TV'deki sunucu gibi kendime mutluluk sihri yaptım ve bundan sonra artık ben mutlu dolaşacağım. Sen bu sihri televizyondan mı öğrendin? Ay evet, nasıl ama, bambaşka biri oldum çıktım değil mi? Yeniden doğmuş gibiyim, kelebekler gibi özgürüm. Daldan dala, daldan dala, daldan dala. Gerçekten de öyle. Eskisi gibi şen şakrak olmuşsun. Peki sen şimdi Perihan yokken kızları kocalarından ayırmayacak mısın? Yo, ay o kadar mutluyum ki onları düşünemeyeceğim. Oh oh, oh oh. Hadi gidiyorum. Görüşürüz canım. Nereye? Ah, kızlara gidiyorum. Biraz onlara da mutluluk dağıtayım canım. Böylesini de ilk defa görüyorum. Yahu bizde hiç durup dururken mutlu olmak diye bir şey yok. Perilerde sevinmek bile sihirle. Şırak, seviniveriyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.